14. soru. Bir karışım sorusu. Diyor ki 100 gram un ile 10 gram tuzdan homojen bir karışım elde ediliyor. Şimdi ilk şeye bakalım. Karışımın toplamı kaç gram olacak? 110 gram. Demek ki oranlarsak paydada bir 110 var. Bize 11'in katları lazım olabilir. Bu karışımın 1 gramında kaç gram un bulunur? Şimdi toplamda karıştırdığımızda 110 gramlık bir karışımımız var ve bunda 100 gram un var. Karışım 110 gram, 100 gramı un. Şimdi bu unu şöyle düşünelim. Yani pasta çiziyorum da pastayı 11'e bölemeyeceğim için şöyle kutu gibi düşünelim. 3, 4. Somutlaştırmak için diyorum. 5, 6, 4, 8, 11. Şimdi bunları eşit düşünelim kutuları birbirine. Hani mikroskopla unun içine girdik, zoomladık. Unun içerisinde bakıyor, şey karışımın içerisinde bakıyoruz ki şu kırmızılar un. Mavi olan ise tuz. Neden böyle? Çünkü 110 gramın 100 gramı unmuş. Sadeleştirirsem 10 bölü 11'i unmuş. Yani 11'de 10'u unmuş. Ben de bunu somutlaştırdım. İşte böyle mikroskopla zoomlamışız içerisine. 11'de 10'u unları kırmızıyla gösterdim. Geriye kalan bir tane de tuz. Bu karışımın 1 gramında kaç gram un bulunur? 1 gramında. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 10 bölü 11'de oranımız. Karışım 11 iken 10 gramı undu. Peki karışım 1 gram olunca kaç gramı un olur? Ben ne diyeceğim? Bu tarafı 11'e bölmüşüm. Öyleyse burayı da 11'e böleyim. Dolayısıyla 10 bölü 11 olacak. Yani 1 gram unda da 10 bölü 11 gram, işte 1 gram karışımda da 10 bölü 11 gram un var. Sağlamasını şöyle yapabiliriz. 10 bölü 11 gram un var. Yani 10 tane kutu. Bir tane de tuz var. Toplarsak 11 bölü 11 gram eder. 11 bölü 11 de 1 eder. Aslında burada bir orantı var. Orantı olduğunu da zaten şurada 10 bölü 11 olduğunu görüyoruz. 1 gramda da 10 bölü 11 gram. Yani 1 gramdan biraz daha az, 0,9 gram un var. 0,1'li de tuz var. Bu şekilde çözebiliyoruz.